Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şey betitörü, yani nesne türünü göreceğiz. Araç kutumuzda arkadaşlar şu en sondaki simgeye bir kere tıklıyoruz, şey betitöre geçiyoruz. Bakın bu şey burada arkadaşlar eklemiş olduğumuz nesnelerin, karakterlerin özelliklerini görebiliyoruz. Mesela bakın varilimiz arkadaşlar. Burada sek mesela arkadaşlar bunun animasyonu varsa burada gözüküyor. Bakın şurada özelliklerine bakalım. Detayda mesela neler var? Materyali, kaplamaları gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle karakterimizi seçelim. Shape Editor'a gelelim. Bakın arkadaşlar bir sürü noktası var bunun. Şurada hareketleri var. Bakın hareketleri burada izleme imkanımız var. Buradan arkadaşlar hareket özelliklerini değiştirme, yeni hareket kaydetme gibi ayarları yapıyoruz. Bakın şurada mesela arkadaşlar karakterimizin noktaları, özellikleri, mesela detail diyelim. Bakın şu şekilde sırt bölümü, tamamı gibi özellikleri görebiliyoruz. Materyaller arkadaşlar, bakın şu şekilde. Burada hareketlerde arkadaşlar bakın şurada belirtmiş. Mesela 1.0 10'a kadar frame. 0'dan 10'a kadar arkadaşlar jump hareketi varmış. Burada Advanced Properties bölümünde arkadaşlar burada mounting'de mesela karakterin eline farklı bir silah vererek elinde nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarz ayarlar yapılıyor burada. Yani animasyon ile çalışıyorsanız arkadaşlar karakterlerde bu bölümü Shape Editor'ı çoğunlukla kullanacaksınız demektir. Şöyle başka bir hareket. Mesela back hareketi arkadaşlar sürekli geri gidiyor. Mesela ben şurada loop özelliğini kaldırırsam bir kere gidiyor tekrar çalışıyor. Bakın şurada bir kere çalışıyor arkadaşlar. Tekrar çalışmıyor. Bakın dağıt arkadaşlar loop dediğim zaman sürekli ölüyor arkadaşlar. Sürekli baştan alıyor. Şimdi tekrar loop yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar karaktere elinizde varsa tanımlanmışsa eğer şurada search bölümünden farklı bir hareket browse yaparak farklı bir harekette tanımlama imkanına sahipsiniz. Bakın arkadaşlar mesela tekrardan varilimizi ekleyelim. Seçelim. Shape Editor'a geldik. Kaydetmeyelim. Bakın şu şekilde arkadaşlar nesnemizi görüyoruz. Sol bölümde arkadaşlar bakın şurada bir güneş simgesi var. Rotate Sun. Bakın burada arkadaşlar sol fare bası tutarak bakın şöyle render alabiliyoruz. Işık yansıtarak önünün arkasının nasıl göründüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Farklı açılardan ışık verebiliyoruz. Shape Editor bu şekilde arkadaşlar.